Peşmerge Barzani'nin 25 Eylül'de Kerkük'te referanduma gideceğim açıklaması bölgedeki ipleri gerdi sayın seyirciler. Türkiye'nin çıkışlarına küstah yanıtlar veren Barzani'ye karşı Ankara'nın elinde son derece önemli kartlar bulunuyor. Ankara Anlaşması maddeleri gereğince Kuzey Irak'ta karışıklık çıkması durumunda Musul ve Kerkük petrol alanları da dahil Kuzey Irak bölgesi yeniden Türk toprağı olacak. Peşmerge çapulcu Mesut Barzani 25 Eylül'de Kerkük'te referanduma gitmekte ısrarcı. Cuma akşamı yaklaşık 3 saat süren MGK toplantısından Barzani'ye askeri müdahale seçeneği de masaya yatırıldı. Referandum Irak'ı fiili olarak bölecek. Bu adım Türkiye ve İran için felaket senaryosu demek. Türkiye bu yüzden beka sorunu olarak gördüğü referandum meselesini kendi çıkarları doğrultusunda çözmekte kararlı. Siyonizmin gizli temsilcisi Barzani adlı kukla gelen tepkilere küstahça meydan okuyor. Kürdistan kılıfına büründürülmüş Büyük İsrail Devleti için Barzani en etkili piyon. Söz konusu referandumun gerçekleşmesi ve bağımsız devlet kurulmasına karar verilmesi halinde Türkiye ve İran ikinci İsrail Devleti ile komşu olacak. Türkiye'nin elinde bu büyük projenin önünü kesebilecek ciddi bir kart var. Ankara Anlaşması. İlgili anlaşma 5 Haziran 1926 tarihinde Türkiye, Irak ve İngiltere arasında imzalandı. Ankara istediği an uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını devreye sokabilir. Türkiye ile Irak arasındaki sınırı belirleyen ve komşuluk ilişkilerini düzenleyen Ankara Anlaşması'nın maddeleri Türkiye'ye ciddi haklar veriyor. Anlaşmanın birinci maddesiyle Türk-Irak hududu, Milletler Cemiyeti'nin 29 Ekim 1924 tarihinde kararlaştırıldığı şekilde kesinleşti. Kuzey Irak Türk toprağı olur mu? Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulması halinde 1926 Ankara Anlaşması ile Milletler Cemiyeti'nin 29 Ekim 1924 tarihli kararı ortadan kalkacak. Böyle bir durumda statiko ante'ye dönülerek Musul ve Kerkük petrol alanları dahil olmak üzere Kuzey Irak bölgesi yeniden Türk toprağı olacak. İşte seçenekler. Türkiye, 1926 Ankara Anlaşması'nın tarafları olan İngiltere ve Irak nezdinde diplomatik girişimlerde bulunabilir. Türkiye, İngiltere ve Irak'ın yeterli tepki vermemesi halinde 29 Mart 1946 Türkiye-Irak Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması'nın 11. maddesinden kaynaklanan hakkını kullanabilir. Madde Türkiye'ye, Irak'ın ülke bütünlüğüne yönelik hareketlere karşı engel olma yetkisi veriyor. Kuzey Irak Ceyhan Boru hattını kapatma seçeneği de Ankara'nın bir başka kozu. 1926 Ankara Anlaşması'nın taraflarına Amerika ve Birleşmiş Milletler'e Kuzey Irak'ta referandum yapılması halinde Türkiye'nin statiko ante'den kaynaklanan hakkını kullanacağı diplomatik notayla duyurma seçeneği de masada. Kuzey Irak'ta 2. İsrail Devleti'nin kurulması halinde Irak'ın güney bölgesinde bulunan Şiiler İran'la birleşecek. Söz konusu hadise gerçekleşirse bölgedeki gerilim tırmanacak.